Aziz. Hadi canım. Ne zamandır bir köylü? Cinayeti. Efendim 9 oldu. En başından beri. Gerçi Efnan'ı bilmiyordum. Onun o kız olduğunu sonradan öğrendim. Benden nefret etmiyor musun? Etmiyorum. Senin ne suçun vardı ki? Benim yavrum olsa o da aynını yapardı, görseydi durum. Sen benim oğlum gibisin. Sen Zülfikar'dan ömür ödünç aldın. İkiniz bir kişisiniz sanki. Onun yüreği senin bedeninde, senin aklında yaşıyor. O yüzden mi bekledin beni bu kadar? Efnan'ı da sonradan öğrendim dedin. Bütün her şeyi biliyorsan nasıl öğrendin? Kim söyledi? Babandan. Nurlar içinde yatsın Edip Bey. Zülfikar'ımdan sonra beni yalnız bırakmadı, hep geldi. Her şeyi anlattı. Ben de ona sana söylediklerimi söyledim. Ona söz verdim. Evladını evladım yerine koyacağım dedim. Bizim evlatlarımızın kaderi bağlanmış. Senin oğlun benim oğlumun yerine yaşayacak dedim. Aziz, bu şehirde senin öldüğüne inanmayan 3 kişi vardı. Ben, Efnan ve baban. Baban hiç inanmadı senin öldüğüne. O zaman niye bıraktı kendini? Bırakmadı. Baban umut doluydu hep. Şuramda hissediyorum, o yaşıyor, buraya gelecek derdi hep. Canına kıydığını duyduğumda inanamadım. Bir anda yoksul kalmam, bir anda canına kıymam. Olacak şey değildi bu. Bana kızgın mısın? Gerçi sen kızmayı da bilmezmişsin. Ha, söyledi. Belki de sen bir melektin. Benim yerime ölmek için gönderilmiş bir melek.
Beni affet. Keşke o gece beni tutsalardı. Keşke bu toprağın altında ben olsaydım. Zülfikar kardeşim. Keşke beni de bir kere öldürselerdi. Bin kere öldürüp hayatta bıraktılar. Hakkını helal et. Sen de bana hakkını helal et. O gece sen yetişmezsen... Sus. Ben kendim öldürürdüm. Bu gece oldu ne olduysa. Bu şehirden benim yüzümden gittin. Benim yüzümden kaybettin sevdiğini. Ama merak etme. Ben yarın sabah gideceğim, bir daha da dönmeyeceğim. Nereye? Uzağa. Ama bilesin ki senin başını dara koyacak bir şey yapmam. Andolsun ki canımı veririm. Lakin sırrını kimselere demem. Gönlüne şüphe düşmesin müsterol. Hiçbir zaman içime bir şüphe düşmedi. Seni ömrümün sonuna kadar unutmayacağım Aziz Paydar. Allah'a emanet ol. Bu saatte nereye gideceksin? Tanıdığımın yanına. Neneye veda etmeye gelmiştim ben. Bir tanıdığın olsaydı önceden söylerdin bana. Çiftlikte kal bu gecede. Neden kalacakmışım? Ne olarak? Misafirim olarak. Kalamam. Yüreğimin kırılacak yeri kalmadı çünkü. Ben sana gerçekleri söyledim Refnem. Öyle olsun. Ben kendi kendime ümitlenmiş olayım. Artık bir ehemmiyeti yok. Gecenin bir vakti böyle bırakamam seni. Zorlama gayrı Aziz Bey. Sen benden mesul değilsin. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Hiçbir vaktim de olmadım. Şimdi ben sana ne desem, ne yapsam unutlanacaksın. Bir şey yapma gayrı. Benim kimseye ihtiyacım yok. Korunmaya da ihtiyacım yok. Sen yokken ne yaptıysam, nasıl hayatta kaldıysam yine kalırım. Benim için tasalanma. Allah'a emanet ol. Gitme dese ömür billah yanından ayrılmazdı. Diyemezdim. Onun bir suçu yok biliyorum. Ama omzumdaki yük o kadar ağır ki nene. Yaşadıklarım. Efnan yaşayacaklarına konulmuş bir sebeptir. Doğru. Lakin sebeplerin sahibi Allah'tır. O Fransız'ı öldürmen, Zülfikar'ımın Hakk'a yürümesi bizim kaderimizdir. Efnan'ın o gece o sokakta olması Efnan'ın kaderidir. Hala gitmemiş bak. Durdur onu. Thank you.
olmaz Nero. Öğrendiğinde böyle olacağını biliyordun Efnan. Senin rüyanda buraya kadarmış.